Herkese merhaba. Bugün beğendili köfte yapacağım. Bu aralar sürekli beğendili köfte yiyorum çünkü bence efsane bir tarif. Ben bir tarife taktım mı zaten sürekli onu yiyorum da. Neyse. Şimdi ilk keto'ya adapte ettiğimde annem de böyle yanımdaydı. Bana bakıyor badem ununu falan böyle üstünü görüyor. Ya dedi ki bu dedi pek dedi bir şeye benzeyecek gibi durmuyor falan yaptı böyle. Ama sonra kendisi de gayet beğendi. Bence çok güzel oluyor. Ben bu arada patlıcanları fırında közlüyorum. Çünkü böyle fırında közlediğimde sanki böyle bence daha lezzetli oluyor ya. Hani böyle patlıcan tadını koruyor gibi geliyor bana. Herkesin kendi tercihi tabii. Öyle hemen yapımına geçeyim. Patlıcanlar fırında közlenirken ben de köfteyi yoğuracağım. Soğan rendeledim. Küçük soğan ya da büyük soğanın yarısı. 2 diş sarımsak. Ben maydanoz çok yakıştırıyorum köfteye. O yüzden maydanoz koyuyorum. Bir tane yumurta ekledim. Tuzunu ekliyorum. İsterseniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ben biraz kekik ekledim. Karabiber ekleyeceğim biraz. Biraz pul biber ekleyeceğim. Biraz da köfte baharatı ekleyeceğim. Ve şimdi yoğurabilirim artık. Köfteye normalde biliyorsunuz un, bayat ekmek falan konuluyor. Hiçbir şey koymuyorum ben. Yani onu ketojenik unla bile şey yapmıyorum. Değiştirmiyorum. Hiçbir şey koymanıza gerek yok. Gayet güzel oluyor köfte böyle de. Gayet tutuyor. Köfteyi iyi yoğurmak bence lezzetinde çok kritik. O yüzden bir böyle yoğuruyorum bir süre. Evet, 4-5 dakika kadar yoğurdum aslında. Şimdi şekil vereceğim. Yuvarlak yuvarlak yapmayı istiyorum. Yani genelde zaten beğendiğim köftede köfte yuvarlak oluyor. Ama isterseniz başka şekil verebilirsiniz tabii ki de. Köfteleri kızartmaya başlayacağım. Hemen ardından da patlıcanlarda sıra. Koyuyorum tavaya biraz. Köfteleri koyuyorum. Köftelerin her tarafı pişene kadar çevireceğim. Bunlar pişerken de beğendi sosunu hazırlayacağım. Şimdi patlıcanlar közlendi. Böyle elinize ellediğinizde böyle yumuşak geliyor ya işte o zaman anlıyorsunuz aslında olduğunu. 40 dakika falan sürdü benimki. Hatta biraz geçmiş bir olabilir, bir 2 dakika. Bunları soyacağım ve ezeceğim. Sonrasında beğendi sosunu yaparken içine koyacağım. Tereyağı ekliyorum önce. Badem unu ekleyeceğim. Badem unu yerine fındık unu da kullanabilirsiniz. Ceviz unu da olur. Hindistan cevizi unu da olur. Hindistan cevizi unu kullanacaksanız sadece miktarını biraz az, daha az koyabilirsiniz. Çünkü hindistan cevizi unu zaten daha fazla yoğunluk veren bir un ya. Bu birazcık böyle pişireceğiz. Bir su bardağı badem sütü. Yani aslında herhangi bir bitkisel süt olur. Bu iyice karışacak. Daha sonrasında da patlıcanlar girecek. Tabii bu sırada birazcık tuz koyacağım. Ben çok azıcık da muskat rendeleyeceğim. Çok güzel oluyor. Ama eğer siz isterseniz bunu koymayın. Mesela karabiber koyabilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Kaynayana kadar hafif hafif karıştırıyorum arada. Kaynadı ve kıvamı da daha yoğunlaştı zaten. Patlıcanlar girecek artık. Patlıcanları doğradım. Patlıcanları çatalla da eziyorum bu arada. Daha hani pürüzsüz olması için sosun. Ateş bu arada çok yüksek değil. Yani orta seviyede tutuyorum ateşi. Tamam, iyice ezdim. Devam ediyorum karıştırmaya. Çok yüksek olmayan ateşte böyle 5 dakika pişirdim. Altını kapatıyorum. Ve bir su bardağı kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Bunu da hemen karıştırıyorum sıcaklığıyla. Hızlıca eriyecek. Sos hazır. Köfteler de pişti. Hemen tabağa altına beğendi sosunu koyuyorum. Çok güzel oldu. Çok yani şu sıralar favori tarifim gerçekten. Afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere.